Yazmamasın bile. Şaka yapıyorum. Şimdi buradan yazar linci yemek istemem. Buralarda bir gezinler sinek görürseniz az öncekileri de çıkartamadık da. Onun da söyleyecekleri varmış. Türk kültürüyle Yunan kültürü çok benzeşim gösteriyor. Okurken hadi ya ne kadar kafası güzel diye okudum. Beni şaşırttı. Çiğ köfte. Bir iki öğlen çiğ köfte diye acıktım da biraz. Gereksiz olmuş diyebilirim. Bu videoyu şu an durdurun ve gidip bu kitabı sipariş verin. Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bu videomda karşınıza Aralık ayında okuduğum kitaplarla geldim. 2023'ün son ayı benim için çok verimli geçti. Hedef olarak 6 kitap demiştim ama ben 10 kitapla bitirdim. Gerçi bir tanesini yarım bıraktım. Sevmedim. Bir tanesine de ayın sonu olduğu için bir böyle rehavet çöktü, okuyasım gelmedi. O kitap çok güzel ama onu böyle daha yazın falan okumam gerekiyor muhtemelen. Böyle sahilde falan. O zaman hazırsanız başlayalım. Neler okumuşum, neler yapmışım, neler düşünmüşüm. Şimdi ilk kitabımız şu. Beğenmediğimle başlayalım en iyisi. Önder Şit Dünyanın En Güzel. Bu bir öykü kitabı. İçinde öyküler var ama böyle öykülerin devamı gibi de ama değişik. Öykülerin devamı değil gibi de. Yani bir hikaye nasıl olur? Birazcık onu böyle edebi tarafını süslersin. Böyle ilginçlikler katarsın. Bu bildiğim birinin başından geçen anılar. O kadar gerçek ki hani okumazsın. Mesela bir haber görürsün ya, televizyonda bir haber izlersin. O çok gerçektir. Çok böyle ağır bile olsa, sert bile olsa gerçektir. Seni böyle büyülemez, dikkatini çekmez. Artık zaten haberler o kadar ilgisiz hale getirdi ki insanları. Bu da öyle. Hiç süslü değil, anladın mı? Okunması için bir çaba sarf edilmemiş. Ben bu kitabı yarım bırakmak zorunda kaldım. Bilmiyorum zamanı mı değildi ama hiç okuyasım da gelmedi açıkçası. Çok saçma buldum. Yani olayların birbirine bağlanma şeklini beğenmedim. Yani ben bu kitabı beğenmedim. Yazarın sanıyorum ki ilk kitabı, başka kitabı var mı bilmiyorum ama yazmamasın bile. Şaka yapıyorum. Şimdi buradan yazar linci yemek istemem. Sevemedim. Belki ben anlamadım. Belki bana çok ağır geldi. Belki benim minnoş dünyama çok böyle sert bir kitap oldu. O yüzden bu kitabı yarım bırakmak zorunda kaldım. Listedeki diğer kitaplar bu kadar ağır değil. Sevmediğimi söyleyemem. Güzel bir ay oldu benim için. Şimdi buralarda bir gezinler sinek görürseniz az öncekileri de çıkartamadık da. Onun da söyleyecekleri varmış. Diğer kitabımız Dimitri Sotakis'ten Yarım Kalp. Bayıldım, mükemmel. Hemen alıp okuyayım bu kitabı. Bundan bahsederken hani listeme eklediğim zaman Gece Yarısı Kütüphanesi'ne benzetmiştim. Hani onun gibi büyülü bir dünyası var diye düşünmüştüm. Hani boyutlar arası. Değil aslında. Hepsi gerçek hayat. Hepsi aynı boyutta geçiyor ama farklı bir kurgu. Yazarın kafası çok yanık. Ben böyle kafası yanık kişileri çok seviyorum. Daha önce de söylemiştim. Bu kitapta da ressam olmak isteyen bir karakterimiz var. Hayatını resme adamış. Resim yaparken tanıştığı bir kız arkadaşı var, sevgilisi var. Sanat dolu hayatını devam ederken tamamen bu hayattan uzaklaşıp kurumsal bir işe girip başka biriyle de evlenip normal dümdüz bir hayata giriyor aslında. Çocuğu da oluyor. Hayatını o şekilde devam ediyor. Tamamen yapmak istediğiyle yaptığı şey arasında dağlar kadar fark oluyor. Ve bir gün bir arkadaşı diyor ki bir barda sana benzeyen, senin aynın, sana tıpatıp benzeyen birini gördüm. Önce bunu önemsemiyor. Daha sonra bu adamın hatta fotoğraflarını falan gösteriyor arkadaşı ona. Sonra bu adamın peşine düşüyor. Bana bu kadar benzeyen bir insanı ben daha önce niye görmedim diye. Kitap öyle kurgulanmış ki insanlar birbirine çok benzerler. Hele kitabın bir yerinde birisi ölüyor ama öldükten sonra hayatına devam etmeye başlıyor. Çok karışık. Okurken anlayacaksınız tabii de. Kitapta verilmek istenen aslında siz bu hayatta varken aslında sizin de devamınız başka bir yerde, başka bir hayat sürüyor olabilir. Size tıpatıp benzeyen, farklı seçimleri yapmış olan insanlar da vardır. Belki ben şu an
Aydın'da yaşıyorum. Aydın'da hayatıma devam ediyorum. Evdeyim, çalışmıyorum. Ama benim farklı seçimleri seçmiş, farklı tercihleri yapmış başka bir versiyonumda belki Bolu'da yaşıyor ya da belki yurt dışında, belki başka bir yerde. Benim içimde kalan, hani kalbimin yarısında kalan o niyetleri gerçekleştiriyor. Kitabın vermek istediği mesaj birazcık bu aslında. Seçimlerimiz hayatımızı belirliyor. Bunu gece yarısı kütüphanesinde görmüştük. Bu kitapta da o seçimlerle karşılaştığınızda, yani sizin diğer versiyonunuz, sizin hayal ettiğiniz şeyleri gerçekleştirmiş versiyonunuzla karşılaştığınızda ne yaparsınız? Bununla ilgili bir kurgu. Ben çok beğendim. Mükemmel. Yarım kalp deyince belki aklımdan aşkla ilgili bir şeyler geçmiş olabilir ama kesinlikle aşkla alakalı bir şey değil. Tabii ki içinde aşk da var ama tamamen insanın evrimsel gelişimiyle alakalı. Diğer kitabımız benim yine bu ay okuduğum ve bu yıl okuduğum en iyi kitaplardan birisi Elger Nona Çiçekler. Elger Nona Çiçekleri okumaya başladığımda o kadar güzel yorumlar aldım ki çok beğeneceksin, çok etkileneceksin, çok seveceksin diye. Gerçekten öyle, bence az bile söylemişler. Bu kitabı hala okumadıysanız bu videoyu gördükten sonra bu videoyu şu an durdurun ve gidip bu kitabı sipariş verin. Ya da gidip bir kitapçıdan alın ve okuyun. Mükemmel bir kitap. Elger Nona Çiçekler'le alakalı ayrıca bir video çekmek istiyorum. Bu video bittikten sonra belki bunu çekerim. Bunu konuşmaya doyamam diye düşünüyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bilim insanları bir deney yapıyorlar. Zeka geriliği olan insanları daha böyle normal insan yapmak ya da normal insanları üstün zekalı yapmak için. İnsanların zeka seviyelerini artırmak için deneyler yapıyorlar. Tabii bu deneyleri önce ne yaparlar? Farelerde denerler, hayvanlarda denerler. Farelerde deniyorlar ve içlerinden bir tanesi bu deneye çok olumlu yanıt veriyor. Bu da Algernon. Şurada gördüğümüz Algernon. Algernon bu deneye çok güzel tepki veriyor ve çok akıllanıyor. Ona verdikleri görevleri yerine getiriyor. Labirentlerden geliyor, geçiyor. Bilim insanlarının istediği her şeyi yerine getiriyor. Bu deney başarılı olunca insanlara geçmeye karar veriyorlar ama önce yine bir denek lazım. Bu deneyimizde George, kendisi 32 yaşında ama zeka seviyesi 5-6 yaşlarında bir çocuğunkine sahip. Deneyi onda yapıyorlar çünkü ailesinden de uzak. Deney ters teperse çok fazla müdahale edebilecek çevresinde insan olmadığı için George'u seçiyorlar. George biraz da aslında diğer zeka geriliği olan insanlara oranla daha da zeki. Okuma yazma biliyor, daha iyi, daha insancıl. İnsanlarla ilişkisi daha iyi diye onu seçiyorlar. Algernon'a uyguladıkları deneyin aynısını George'a uyguluyorlar. Kitap başlarken yazım hatası olanları, böyle herkes yerine herkes yazanları falan eleştiriyoruz ya, kitap bir süre böyle devam ediyor. Yani gözünüz birazcık kanayabilir ama o kadar içten, o kadar samimi ki bu kitapla ilgili çok fazla söyleyecek şeyim var. Yazarıyla ilgili konuşmak istiyorum biraz da. O yüzden şimdilik bu kadar diyelim. Bu kitap 2023'te okuduğum en iyi kitaplardandı diyebilirim. Ve diğer bir kitabımız, diğer böyle severek okuduğum kitabımız Petros Markaris'in Balkan Blues. Kitap alışverişimde bunu tanıtırken ne diyeceğimi bilememiştim ama şimdi artık hikayesini biliyorum. Rahatça anlatabilirim. Bu kitap Yunanistan'da geçiyor. Atina'da geçiyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da. 10-15 tane öyküsü var içinde. Hepsi Atina'da yaşayan mültecilerle alakalı, göçmenlerle alakalı. Genelde bunlar Bulgarlar, Sırplar. Aslında bu kitabı okurken şeyi fark ettim. Türk kültürüyle Yunan kültürü çok benzeşim gösteriyor. Yani sadece dillerimiz farklı, dinlerimiz farklı. Ama yani yaşama biçimlerimiz, yani coğrafyamız da çok yakın olduğu için muhtemelen yaşama biçimlerimiz, düşünme biçimlerimiz, hayata bakış açımız bence çok benziyor. Çok benzeşim gösteriyor. Çevirisinde bunu İknur Özdemir yapmış. Polisiye tarzı biraz daha. Atina'da suça karışan insanların hayatıyla ilgili öyküler var. Genelde de mültecileri konu almış zaten. Ana tema göçmenlerle alakalı. Kitap çok ters köşeydi. Yani hiçbir şekilde okurken hadi ya ne kadar kafası güzel diye okudum. Beni şaşırttı. Hani şaşırtmayı başaran bir kitap oldu ve ben çok beğenerek okudum. Her öyküyü bitirdikten sonra bu öyküyü çok sevdim diyorum. Ama devamındaki öykü daha çok hoşuma gidiyor. Birçok müzik önerisi de aldım. Çok fazla müzik önerisi vardı. Çok tatlı öyküler vardı. Okurken ters köşe olsun, merak uyandırsın, sonunu da tahmin edemeyeyim diyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Mutlaka bence okuyun. Bir diğer kitabımız da benim yine 2023'te okuduğum en iyi kitaplardan birisi Ödül.
Ödülle ilgili video yaptım. Mutlaka o videoyu izlemelisiniz. Bu videoda da bu kitap için birkaç bir şey söylemem gerekirse çok beğendim. Ödül adından da anlaşıldığı gibi bir bilim insanımız var. Ödül alma töreninden önce otelde dinleniyor, hazırlanıyor. Birkaç saat var ödül almasına. Eşiyle hazırlanıyorlar. Bir bakıyorlar ki geçmişten gelen uzun süredir görüşmediği bir arkadaşı var. Daha önce karısından da önce kız arkadaşı, yakın arkadaşı olmuş. Yani kız arkadaşı da diyemeyiz. Yakın arkadaşı olmuş. Onunla bir otel odasında saatlerce hesaplaşmasını okuyoruz. İkinci Dünya Savaşı, Adolf Hitler'in yükselişi, çöküşü, atom bombasının icadı. Çiğ köfte. Bir iki öğlen çiğ köfte diye acıktım da biraz. Hitler'in yükselişi gibi bu ters konular etrafında dolaşıyor. Konusu bilim olmasına rağmen o kadar akıcı ki yani hiç sıkılmadan okuyacaksınız. Ben kitabı okuduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu tarzda kitapların da peşine düşeceğim yani. Kim Aşe'nin evinden çıkmış. Trijule Fransızca aslında çevirisi de Esma Fethiye güçlüymüş. Bu kitabı okuyun. Bu kitapla ilgili bilgi edinmek için de videomu bekliyorum. Daha fazla bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Okuyun yani. Ve listemde olmayan, bunlar benim listemdeydi. 6 tane kitap belirlemiştim. Daha sonra Instagram'dan biriyle arkadaş oldum. Sümeyra diye. Kelebek etkisi Instagram sayfasını buraya bırakayım. Benimle kitaplarla ilgili konuşmak isterseniz bekliyorum. O Jack London'dan bir kitap okuyordu. Ben de Jack London'la ilgili bir şey okumak istiyordum. Hani alışveriş listeme eklemiştim. Okuduğu kitaba devam ederken ben de Jack London Ateş Yakmak vardı. Onda da varmış. Biz beraber başladık buna. Hatta bu Ateş Yakmak'la ilgili şöyle bir şey oldu. Ben buna başlamak istedim Meyra ile Kedideki Kitap'la. Başlamak istedim. Sonra kuzenimle konuştuk. O da başladı. Ve bir başka Instagram sayfası daha vardı Nur'un Güncesi. O da bu kitabı okuyormuş. O kadar böyle kitap kulübü vari oldu ki kitap kulübü açmadan kitap kulübü açmış olduk gibi oldu. Kitabı okuduk beraber. Jack London'un zaten dilini çok seviyorum ama bu da farklı bir deneyim oldu benim için. Bu kitapta 3 tane öykü var. Ateş Yakmak. Birinci öykü Ateş Yakmak. İkinci öykü 2 tane Ateş Yakmak var. Bir de Hayat kalmak mıydı? Dur, son öyküye de bakalım. Ateş yakmak. Hemen bakıyorum. Ha, yaşam. Yaşama azmi. İki tane ateş yakmak, bir de yaşama azmi öyküleri. Ateş yakmanın iki versiyonu var. Yıllar sonra tekrar yayınlanmış. Ben üç hikayeyi de çok fazla sevemedim. Yani Jack London'u çok seviyorum. Hani dilini çok seviyorum. Ama Martin nedenle Beyaz Dış'la karşılaştıramadım. Yine de bu kitapta o soğuk temasını çok güzel işlemiş. Yine böyle okurken içiniz üşüyor yani. Ateş Yakmak öyküsünün ikincisini daha çok sevdim. Yaşama azmi de güzel yani. Çok böyle ortalama bir kitaptı. Okuyabilirsiniz. Hani kitap okumanın başlarındaysanız okuyabilirsiniz ama Jack London'un daha iyi kitaplarıyla karşılaştığım, tanıştığım için bunu çok böyle yükselemedim. Ve sonra Jack London'dan başlamışken Beyaz Diş'e başladık beraber. Yine Kedideki Kitap'la. Beraber okumak istedik. Mükemmel bir deneyimdi. Zaten Beyaz Diş'i okumayı yıllardır çok istiyordum. Onunla okumak da farklı bir deneyim oldu. Ben ondan önce bitirmiş oldum. O çalışıyor çünkü. Beyaz Diş'le tanıştığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Şanslı hissediyorum. Sonunda da beni hani şaşırtmadı. Beyaz Diş'in filmi de var bu arada. Ben önce filmini izlemiştim ama filmi yanına bile yaklaşamadım. Kurguyu ortalarından başlatmış ve sonunda farklı bitirmiş. Birazcık farklı bir versiyon olmuş. O da güzel aslında ama önce bence kitap okunmalı. Beyaz Diş'in de hikayesini anlatmama gerek yok sanırım. Vahşi kurtlar dünyasıyla, köpekler dünyasıyla insanların dünyasının kesişim noktasını anlatıyor. Aslında kurtların da, köpeklerin de yani hayvanların da insan İnsanlarla ne kadar çok ortak özelliklere sahip olduğunu anlatıyor. Sadece söylemek istediğim şu, Jack London o kadar iyi bir gözlemci ki ben vahşi kurdun hakkında da yazarım, başka bir şey hakkında da yazarım. O kadar iddialı ki Beyaz Diş'i okurken onun hissettiklerini o kadar yoğun vermiş ki siz de Beyaz Diş gibi hissediyorsunuz. Beyaz Diş'in varoluş mücadelesine siz de katılıyorsunuz. Bence yani hala okumadıysanız mutlaka listenizi öne çekin ve mutlaka okuyun derim. Agatha Christoph'dan daha önce bahsetmişimdir. Büyük Defter Kanıt 3. Yalan üçlemesini okudum ve beni çok sarsmıştı, çok etkilemişti. Çok sert bir kitaptı ve çok gerçekti. O yüzden onun diğer kitaplarını da aldım, okudum ve hani hemen alışveriş listeme geldi, okudum. Ben bununla ilgili bir video yapmak istiyorum. O yüzden hemen öne çektim. Okudum bunları. Şu önemi yok. Önemi yoku
çok fazla önermiyorum. Hani tam adı gibi zaten. Çok bana hitap etmedi. Agatha Christie gibi yazmamış yani. Hani gereksiz olmuş diyebilirim. Ama Okumaz Yazmaz ve Dün'le alakalı, yani saatlerce konuşabilirim. Dün de üçlemenin devamı değil, farklı bir öykü ama bu da çok vurucu, çok sert. İlki kadar olmasa da bu da okunabilir. Okumaz Yazmaz'da da yazarın otobiyografik bir eseri, kendi yazdığı, yani bu kadarcık kısacık bir öyküde, kısacık bir anlatı aslında bu. Kısacık bir anlatıda yazarın neler çektiğini, neler yaşadığını görebiliyorsunuz. Ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeyi benimseyip, o ülkenin dilini öğrenip, o ülkenin diliyle yazı yazmak. O kadar zor bir şey ki yazarımız bunu başarmış. Yani önemi yok ki isteyen okuyabilir ama bence önceliğiniz bu Okumaz Yazmaz ve Dün'de olmalı. Şöyle. Bununla ilgili ayrıca bir video yapmak istiyorum zaten. Ve son kitabımız, ben bu ayın sonuna bırakmıştım ve o yüzden bitiremedim. Bunu da işte dediğim gibi yazın falan okumak istiyorum bunu. Çok keyifli bir dili var ama ben bu aralar Muazzam Muazzez, hani Muazzez İlmiye Çağ'la ilgili de böyle kişisel gelişim tarzı bir kitap okuduğum için, böyle bir düşünce tarzında olmadığım için bu aralar, o şeye ihtiyaç duyduğumda bu bana gelecek biliyorum ama şimdi zamanı değilmiş diyorum. Ursula Le Guin'in boşa geçirecek vakit yok. Bir ara okuyacağım ama mutlaka okuyacağım çünkü çok eğlenceli bir dili var. Bu arada Bir Dinozor'un Anılarına benzetiliyordu Mina Organı kitabına. Bu yaşlılık temasıyla alakalı. Bence de öyle. Onun gibi böyle alengirli, muzur denir ya. Yaramaz bir dili var onun da. O yüzden ikisinin anlatım tarzını çok benzettim ben de. Ursula Le Guin'in bunu okuduktan sonra diğer kitaplarını da almak istiyorum. Benim 2023'ün Aralık ayının kitapları bunlardı. 6 kitap hedefi koymuştum. Ama yine de 3. Şunu sevmediğim için sonra... uzaklara atmışım. 3, 6, 9, 11 mi? Hedefim 6 ile 11 kitap okumuşum. Bir tanesini yarım bıraktım, birini de okumadım. Yani 9 kitap diyebiliriz. Şöyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yeni yıl hepimize büyük umutlar, büyük kapılar, büyük büyük şeyler açar. Sağlığınıza dikkat edin, huzurunuza dikkat edin. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Kitaplarla kalın.